Merhaba arkadaşlar, Donanım TV'ye hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bana hem YouTube yorumlarında hem de Donanım TV Facebook sayfamda oldukça fazla aldığım bir soru konusuna değineceğim. Oyun oynarken bilgisayarın reset atma sorunu. Evet, en sevdiğiniz oyunu açtınız, oynuyorsunuz. Heyecanlı bir bölümü geçmek üzeresiniz fakat ekran bir anda kararıyor ve PC'yi reset atıyor. Oldukça can sıkıcı olan bu durumun maalesef her zaman birçok nedeni olabilmekte ve sorunu bulmak için gereksiz masraflarda yapılması da gerekebiliyor bazen. Öncelikle yapmanız gereken bilgisayarınıza MSI Afterburner yazılımını kurmak ve bilgi ekranında göster kısımlarındaki CPU sıcaklığı, GPU sıcaklığı ve GPU frekansı gibi değerleri ekrana yazdırmak için ayarlayın. Aşırı ısınan bir işlemci her ne kadar sistemi kapatma yoluna gitse de zaman zaman reset atma yolunu da tercih etmektedir. Eskimiş bir termal macun, toz yumağına dönmüş bir işlemci fanı ve soğutucu bloğu, hatta çalışmayan bir işlemci fanı işlemcinizin aşırı ısınmasına neden olacaktır. Burada bakmanız gereken iki nokta: işlemci sıcaklığı nasıl? Ortalama 60-67 derece oyun sırasında kabul edilebilir bir değerdir. Bunun üzerine çıkıyor mu? Çıkıyorsa işlemci frekans hızı ne durumda? Biliyoruz ki ısınan işlemciler kendini korumak için öncelikle saat hızlarını düşürürler. Sıcaklığın devam etmesi halinde ise kendilerini kapatma yoluna giderler. Bu iki durumu özellikle gözden geçirin. İşlemci sıcaklığı normalin üzerinde ise fanları, fan bloğunu ve termal macunu mutlaka kontrol edin. Reset probleminde diğer bir etken anakart hatalarıdır. Herhangi bir kondansatörün veya işlemciyi besleyen MOSFET'lerden birinin sorunlu olması durumunda da reset sorunu baş gösterecektir. Anakart üzerindeki bileşenleri elektronik bilginiz varsa bir multimetre yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında kondansatörleri görsel olarak inceleyerek düz olması gereken bileşenin üst kısımlarının üzerinde bombeleşme var mı, bunları da kontrol edebilirsiniz. Ancak sorunu bulsanız da elektronik işini çok iyi bilmiyorsanız bu durumun üstesinden gelecek yer ancak teknik servis olacaktır. İşlemci ve belleklere yapılan küçük dokunuşlar da reset problemi doğurabilir. Overclock edilen işlemci ve bellekler fazla veya gereğinden düşük voltajlara çekildiğinde reset problemi doğurmaktadır. Ancak genel olarak böyle bir reset öncesi mavi ekran hatası almanız çok olasıdır. Sisteminizde herhangi bir overclock işlemi varsa bunu iptal edin ve anakart BIOS ayarlarını da varsayılan default değerlere çekerek kaydedin. Sorunun devam edip etmediğini tekrar bir gözlemleyin. Reset sorununa en çok neden olan ve hatta birçok problemin çözümünde sorumlu olan parça power supply'dır. Power supply gücü yeterli olmadığı takdirde sistem kendini resetleme yoluna gitmektedir. Sisteminizde kullandığınız ekran kartının istediği minimum watt değerinden daha yüksek bir power supply kullanmalısınız. Oyun sırasında sistem maksimum güç çekmek istediği için power supply'nin sağladığı enerji sisteminize yeterli gelmiyor olabilir. Bunun dışında arızalanmış bir power da size yeterli gücü verdiğini gösterebilir. Sisteminiz normal masaüstü uygulamalarını çalıştırırken sorunsuzdur, ancak ne zaman sistem aşırı güç çekmeye başlarsa işte o zaman bu sorun baş gösterecektir. Anakart konusunda bahsettiğimiz gibi şişen bir kondansatör buna neden olabilir. Kondansatörler gelen elektriği bir pil gibi içerisinde depolar ve bu depodan elektriği cihaza iletir. Bunun nedeni elektrikte olan dalgalanmaların önüne geçerek sabit ve temiz bir elektrik frekansını cihaza ulaştırmaktır. Bozulan veya şişen bir kondansatör bu işlemi ya yapamaz ya da eksik yapar. O zaman sisteminize gelen elektrik gücü sabit ve temiz olmaktan çıkarak dalgalı ve parazitli olacağından sisteminiz için kararsız durumlar oluşturacaktır. Bu da bahsettiğimiz gibi reset atma sorunlarına neden olmaktadır. Zaten böyle bir power bir süre sonra daha kullanmaya devam ettiğinizde tamamen sisteminizi açmaz hale gelecektir. Bu olasılığı elemek için elinizde varsa farklı bir power ile sistemi çalıştırıp deneyin. Unutmayın ki sorunun çözümü kesinlikle budur diyemiyoruz. Bu nedenle mümkün olduğunca bir dostunuzdan ödünç almak şeklinde veya tanıdık bir bilgisayarcıdan ödünç almak şeklinde bir power alarak sisteminizde denemeniz gerekir. Sıfırını sipariş edip satın almadan önce böyle bir yola başvurmak, yani ödünç bulmak, sizi olası bir zarardan, maddi zarardan kurtaracaktır. Karşılaştığım reset sorunlarının neredeyse %70'inden fazla olarak sorumlu olan parça power supply çıkmıştır. Ancak dediğim gibi %100 sorun budur diyemeyiz.
Bozuk olan bellek modülleri de her ne kadar sistemin donmasına neden olsa da bazen reset atma sorununa sebep olabilir. Bunun için MemTest programı ile belleklerinizi test edin. Bellek modüllerini çıkarın ve diş fırçası sertliğinde bir fırça ile bellek modüllerinin slota giren altın kaplama kısımlarını temizleyin. Aynı işlemi RAM slotlarına da hasar vermeden uygulayın. Aşırı toz birikmesi, nemli ortam, oksitlenme gibi nedenler belleklerin temasında soruna neden olmuş olabilir. Bunun dışında çift bellek modülü varsa tek tek denemek, bellek slotunu değiştirerek denemekte yararlı olacaktır. Tabii ki en iyisi yine yedek veya sağlam olduğuna emin olduğumuz bellek modülleriyle test etmek olacaktır. Sisteme yeni bir yazılım veya donanım eklemesi yapmışsanız bunları da geri alabilirsiniz. Herhangi bir yazılım veya donanım sürücüsünün eksik veya hatalı yüklenmiş olması da soruna neden olacaktır. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.